Hazır mısın? Hazırım. Başladım. Aa, bak süre geçiyor. Dur. Bitti. 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 Süre bitti. Bitti. Kural kuraldır. Bak uyumayacaksan hiç yapmayalım. İyi, madem öyle. Önce ben soracağım, sen cevap vereceksin, tamam mı? Nasıl istersen. Ev. Selin. Ne? Aşk. Selin. İlişki. Selin. Aile. Selin. Ama bir de Vedat'ın var, o ayrı. Gelecek. Selin. Sonsuzluk. Selin. Ya. Gerçekten mi? Böyle mi düşünüyorsun? Hepsine beni mi yazdın? Başka kimi yazacağım ki? Ben de senin için öyle düşünüyorum. Ama... Kaynatmayalım. Sıra bende. Şimdi ben soracağım. Sen cevaplayacaksın. Soruyorum. Tamam. Ev. Demir. Aile. Demir. Oh. Bunları sesli okuyayım. Belki rahatsız olursun. Ev. Çiçi. Sakız. Mösyö Tosba. Karamuk. Ve nihayet Demir. Ya Demir ama öyle değil. Ben onu öyle düşünmemiştim. Ya bak, aileyi anladım, tamam. Ama ya bu evde benim ağırlığım Sakız'la, Çiçi'yle, Mösyö Tosba'yla ve ara sıra bu eve gelen Karamuk'la aynı mı senin? Aa, Demir aşk olsun. Olur mu öyle şey? Burası onların yuvası diye ben öyle yazdım. Senin enişte Çiçi yazıyor. Sen hiç oradan bağırma, hiç bağırma. Beni senin de altına yazmış. Ya Karamuk'un bile altında yazıyorum ya. İnanılır gibi değil. Hayvan ara sıra geliyor buraya, yemek yiyor. Ya ama Demir sen bir tane isim yazmışsın. Benim yazacak bir sürü şeyim vardı ve bunun için sadece 10 saniyem vardı. Senin gerçekten açıklama yapmana gerek. Lütfen. Ama Demir bir dakika ya, versen onu bana. Bak şimdi ben ne yapacağım. Şimdi ben revize yapacağım. Çiçin'in üstüne Demir yazacağım. Büyük harflerle. E Sakız'ı da büyük harfle yazmışsın oraya. Demir. Bak. Neyse. Diğerlerinde adım var en azından. Ayrıca... ya... bu ilişkimizdeki büyülü anlardan biri. Biraz özen göster ya. Bu ne Selin? Sonsuzluğu mu diyorsun? Uzay zaman mı ya, öyle mi? Tabii. Sonsuzluk deyince aklına bilimsel şeyler geliyor. Gökte öyle sonsuzluk şeklinde bir yıldız kümesi varmış da... işte yok nadir görülürmüş de... ona isim vermemiş de... hani nerede Demir Erendil yıldız kümesi? Niye aklına gelmiyor? Ya Demir ama öyle değil, öyle bir küme gerçekten var. Var var. Boş küme o, boş. Hiç atma kafandan, anladım ben. Demir, dalga geçme. Ne dalga geçeceğim? Ne yerde ne gökte yerimiz var ya. Ben yokum bayağı, yokum ben. Görüyor musun? Ya uzatacak mısın? Yok kahve yapacağım. Yardım edeyim. Aman aman hiç rahatsız olma gerçekten. Sen burada otur. Sakız'a neden ev denince ilk sırada olmadığını açıklarsın. Bak soruyor. Açıkla. Uzay zamanmış.
Söyle. Ben sana o yıldız kümesini anlattıktan sonra olanlar böyle Big Bang gibiydi. Kocaman bir patlama oldu ve her şey silindi. Hani öyle bir kelimeyle anlatabileceğim bir duygu değil. Hayatımdaki bütün öncelikler değişti. Gerçekten. Değişmesin önceliklerin. Ben senden böyle bir şey istemiyorum ki. Sadece bana da biraz yer aç yeter. Sen her şeyin karşısında Selin yazabiliyorsun ama. O benim. Sen bana benzeme. Selin olarak kal. Bu arada ben bugün biraz boğdum seni. Özür dilerim. Demir, özür dileme. Özür dileyip kapatma. Ben bugün senin üstüne gelmemek için sormadım. Ama bir sıkıntım var. Var, evet. Anlatmayacak mısın? Ben geçmişte... Tamam. Tamam Demir. Vazgeçtim. Anlatma. Biliyorum geçmişte kırgınlıklarım var. Ama oraya bir süre girmeyelim. Olur mu Demir? Lütfen. Bugünü yaşayalım. Bugünün tadını çıkaralım. Lütfen uzaklaşma benden. Hani bugün dedin ya, bu evde yalnız olmak hiç hoş değil diye. Ben bazen kendimi senin yanında yalnız hissediyorum. Böyle geçmişin tozlu odalarından birine kapataveriyorsun kendini. Ben o zaman ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Kendini bir daha yalnız hissedersen bana söyle, olur mu? Sen de bugünle kal lütfen. Benimle kal. Tamam. Yiyemedik o güzelim pudingleri de Bünyamin Bey yüzünden. Ne oldu bak? Şekerimiz düştü. Biz daha tatlıyız normalde. Hı hı. Soğumuş mudur? Soğumuştur. Dur getireyim. Senin.